İsmim Emre Özdek, 34 yaşındayım. Trendyol'da ürün ayrıştırmada sevkiyat bölümünde çalışıyorum. Ne kadar zamandır? 2 senedir çalışıyorum. Aynı zamanda PTT Sen temsilcisiyim, sendika temsilcisiyim depoda. Süreci biliyorsunuz. Evet, süreci biliyoruz. Zaten işten ilk çıkarılan sendikal sebeplerden dolayı ilk çıkarılanlardan bir tanesi benim. Süreç yani 2 yıllık süreç içerisinde ilk girdiğimizde Trendyol'da her şey çok iyiydi, güzeldi. Hatta biz yani ben o kadar çok iş değiştirdim ki bu süreçte böyle bir iş yerine girebilmeyi bile dedim ki büyük bir ayrıcalık diye. Ama Türkiye'deki çoğu firma gibi yani ilk yabancı sermayenin gelip Türkiye'de açtığı depolarda, iş yerlerinde sürecin başında her şey çok güzel. Böyle insanların inanamayacağı kadar güzel. Çünkü haklarının gasp edilmediği, o korkunun yaşanmadığı, her şeyin böyle güzel işlediği, bu görüntünün çizildiği bir süreç. Ama tabii ki Türkiye'de fazla sürmüyor. Bu süreç en fazla 6 ay sonra artık tam tersi bir grafik çizmeye Sıkıntılar başlıyor. başlıyor. Evet, sıkıntılar O başlıyor. zaman peki hani şunu da sorayım. O zamanlarda sorun hani çok belki göze batan bir şekilde yoktu ama emek karşılığı alınabiliyor muydu? Yani maddi ücretler nasıldı? Şimdi Trendyol'da biz ilk işe girdiğimizde piyasanın üstünde bir rakam veriliyordu. Bu yüzden bütün çalışanların tercih ettiği, girmek istediği ve zevkle çalıştığı bir yer. Evet. Çünkü içerideki hiyerarşi parayla sağlanmıştı. Yani içeride herhangi bir olumsuzluk yoktu, herhangi bir sıkıntı yoktu. İşçiyle yöneticiler arasındaki diyalog çok güzeldi. Ama ne zaman ki bu parayla sağladığı hiyerarşi yavaş yavaş yerini korkuyla, tutanaklarla, baskıyla, mobbingle değişmeye başlayınca işçiler de artık bu pembe rüyadan uyanmaya başladılar. Sonrasında zaten artık yavaş yavaş işçilerin haklarının gasp edildiği bir sürece girdik. Bu süreçte kim sesini çıkarmaya kalkıştıysa işte mobbingle bölümleri değiştirildi, tutanak tutuldu. Tutulan her tutanak bir işçinin o ayki performans priminin kesilmesine neden oldu. İşte ikramiyelerinin kesilmesine neden oldu. Süreç bu şekilde devam etmeye Bu başladı. sendikal süreci sonrası. Sendikal sürece daha gelmeden Gelmeden önce. aslında bizi sendikal sürece iten sebeplerden bir tanesi de buydu. Şimdi işin en başında Trendyol'da işlerin çok yoğun olduğu bazı dönemler var. Kampanya dönemleri var. Özellikle bu kışa doğru. Mesela bu ayın 21'inde bir kampanyası, ilk kampanyası var. Kampanya sürecine girdiğimizde iş normal senenin diğer aylarına göre çok daha ağır, çok daha zorlu, çok daha yoğun bir tempoya giriyor. Şimdi bu süreç öncesinde özellikle ciddi işçi alımları yapıyor. Bu aldığı işçilerin bu yoğunluğu atlattıktan sonra işte 300 işçi alıyorsa 280'ini işten çıkartıyor. Herhangi bir sebep söylemek istemiyor. Kalkıyor. Arkadaşların çoğu iş yerine geliyor, iş yerinde öğreniyor, kapıdan geri çevriliyor. Kimileri servisten indiriliyor. İşte sizinle çalışmayı düşünmüyoruz, sözleşmeniz yenilenmeyecek ya da işte performansınız çok düşük denilerek Yeni işten işçi bahsediyor. alınıyor mu? Evet, hemen arkasına yeni işçiler alınıyor. Bu süreçte bunun amacı şu, içerideki bir örgütlenmeyi önlemek, iki tazminat hakkı olmadan içerideki yoğunluğu da atlattıktan sonra arkadaşları çıkartıp sürekli bir sirkülasyon haliyle sürekli taze kan yani içeriye yeni elemanlar alıyor. Bunun için de en büyük kriterlerinden bir tanesi yaş ortalamasının 22 ile işte 27-30 arası genelde hep genç arkadaşlar alıyor ki bu arkadaşların daha çok böyle sorumluluk bilinci, işte sendikasal faaliyetler, hak hukukla ilgili pek bir bilgisi olmadığı için yani bu bilgisizliklerinden de Tecrübe faydalanamıyor. edinemedikleri için. Evet yani bu tecrübesizlik onların en büyük işte geçim kaynaklarından bir tanesi. Biz de bu süreçte artık tepkilerimizi dile getirmeye başladık. Çünkü iş yerinden çok haksız sebeplerle çıkarılan arkadaşlarımız vardı ki bazı arkadaşlarımız evli, bir ay sonra çocuğu Doğru. olacak arkadaşlarımız vardı. Yeni ev almış, borca girmiş, sıkıntıya girmiş. Hatta bu süreçte bir çalışan olarak, bir emekçi olarak arkadaşlarımız gidip yani bizi işten çıkaracaksanız, beni işten çıkaracaksanız lütfen rica ediyorum. 15 gün öncesinden haber verin. Veyahut da işten çıkaracaksanız bize bunu söyleyin.
biz zaten sıkıntılı bir süreçteyiz. İkincisi yoğunluk kış aylarında olduğu için insanların kış aylarında iş bulması çok daha zor. Bu süreçte o zorlu sıkıntıyı iki katına katlamamak için, daha fazla zorluk çekmemek için arkadaşlar yalvarırcasına gidip yöneticisine, başındaki sorumlusuna işten çıkarılacaksa bunun kendisini daha önceden bilgilendirilmesiyle ilgili çok şey söyleniyordu ama çoğu arkadaşımıza hep aynı yalan söyleniyordu. Hayır bizim nesin, işte güzel çalışan hiç kimseyi çıkarmıyoruz gibi çeşitli yalanlar söyleniyordu. Hatta bunu söyledikten 2 saat sonra çıkarılan arkadaşlarımızı biliyoruz. Şimdi şeyden bahsettin, yani aslında ilk başta çok güzel başlayan çalışma koşullarınızın daha sonra iyice kötüleşmeye gittiğinden bahsettin. Biraz daha demin de bir anda işten çıkartılan arkadaşların hayatlarına bakmakla yükümlü oldukları ailelerine karşı, yani sorumluluk altında oldukları için 15 gün öncesinden bari çıkartın diye talep etken, aslında bu talep bile edilmez değil mi? Yani çıkartacaksanız En söyleyin de. doğal hakkı Evet. çalışanlarım. Yani... Çalışmazdan çalışmamıza devam etmek, geçinmek istiyoruz, insanca yaşamak istiyoruz. İçerideki peki biraz çalışma koşullarından bahseder misin? Yani mesela aklına gelen örnekler var mı hak gasplarına dair? Çünkü biz de sizinle ilgili haberleri okuduğumuzda, örneğin işte lavaboyu kullanma hakkınızın gasp edildiğini okuduk. Daha sonra başka arkadaşlar belli hastalıklara, meslek hastalıklarına sahip olduklarını, iş güvenliğinin az olduğundan bahsetti. Sen de biraz içerideki çalışma koşullarından, gözlemlerinden, neye karşı mücadele ettiğinden bahseder misin Tabii bize? ki. Şimdi içeride hemen yanı başımızda görüyorsunuz. Bu içeriye giren belki bizim buraya geldiğimizden beri belki 20. belki 30. araba. İrili ufaklı büyük tırlar, on tekerler, ring araçları diye bahsettiğimiz akşama kadar da yani 200'ün 300'ün üstünde arabanın gelip gittiği bir yer. Şimdi bu gelen araçların hepsini sevkiyat bölümünde çalışan arkadaşlar, ki ben de bir sevkiyat çalışanıydım. Gelen araçların hepsinin bir indirilme süresi var. Bu süreyi onlar daha da aza çekebilmek için işçilere sürekli bir baskı. Hadi arkadaşlar bu arabayı çok çabuk indirmemiz gerekiyor. Peki ya sıcakta soğukta arkadaşlar gelmiş kocaman bir tırı 10 dakika içerisinde indirin diye bir baskı yiyorlar. Şimdi bunu indirmeye başladığımız zaman ister istemez yoğun bir tempoda çalıştığımız için terliyor insan. Ve içeride 30 tane rampa kapısı var. Aynı anda 30 aracın yanaşabildiği bir iş yerinden, bir depodan bahsediyoruz. Şimdi bu depoya gelen araçları indirmek için yoğun tempoda çalışıyoruz, serliyoruz. O araba çıkıyor. O arada bir rüzgar yiyor arkadaş. Ertesi gün hasta. Yani bir ay boyunca adam primi kesilmesin diye, 1.000 liralık primi kesilmesin diye hasta haliyle gelip burada çalışmak zorunda kalıyor. Çünkü bir ay boyunca çalışıp o primi almaya hak kazandığında bir gün gelmezse priminin hepsi kesiliyor. Sonrasında içeride molaya çıkmamız gerekiyor. Mola saatimiz gelmiş. O tempoda çalışmışsın. 15 dakikalık zaten yani 5 dakikasını, 10 dakikasını sırada, kuyrukta ya da mola alanına gitmekte harcadığımız bir molayı kullanabilmek için başımızdaki amirin keyfine bırakılmış her şey. Geliyor, bu tır bitmeden kimse molaya çıkamaz diyor. Mola artık onun keyfine, insafına kalmış. O tırı bitiriyorsun, sonra diyor ki arkadaşlar şu tırı da bitirirsek ondan sonra çıkabiliriz. Sürekli böyle. Sürekli böyle insanların keyfine, egosuna, yöneticinin egosuna kalmış bir çalışma sistemiyle mecbur bırakılmış bir çalışma arkadaşımız var. Yani çalışan arkadaşlarımız var içeride. Sonrasında şimdi içeride aslında bizim çalışma en başında güzel olan çalışma ortamımızın sonradan böyle kötüye gitmesinin sebeplerinden bir tanesi içerideki yaş ortalamasının düşük olması, sorumluluk, karakter, kişilik tam gelişmemiş arkadaşlara verilmiş sorumluluklar bu gibi sıkıntılara neden oluyor. Çünkü çok keyfi uygulama vardı. Yani içeride arkadaş lavaboya gidecek. Sanki bu onun hakkı değilmiş ya da bir suç işliyormuş gibi yöneticisi tarafından bir baskıyla onun insafına kalmış. Tamam gidebilirsin derse arkadaşımız gidiyordu. Lavaboya gidelim. Mola, yani lavabo dönüşünde de diyelim ki bu süreç yani 5 dakikada bir insanın molada bütün ihtiyacının bitirilip geleceğini söylüyorlar. Yani ihtiyacının ne olduğunu hiçbir önemi yok. Adam terlemiş, atletini değiştirecek, üstünü değiştirmesi gerekiyor. Ama 5 dakika, 7 dakika olduğunda içeriye girdiği gibi bir sorumlu geliyor. Arkadaşım diyor sana diyor tutanak tutuldu. Neden tutanak tutuldu? 2 dakika geç kaldın. Yani siz bize buraya girerken senin mola süren 5 dakika. Geçersen tutanak tutacağım diye bir bilgilendirme yapmamışsınız. Eğer böyle bir kriter varsa bu kriteri kim koydu? Neye göre koyuldu? Doğru. Yani ben içeride
molamın sizin keyfinize göre istediğiniz saatte çıkartılıp bazen molayı bile iptal ettiğiniz durumlar oluyor. Ve buna ses çıkaran, buna karşı gelen arkadaşlarımız da tekrar bir tutanak tutuluyor. Fazla mesai gibi durumlarınızda ödemelerinizi alabiliyor muydunuz düzende? Şimdi içeride 5 tane taşeron olduğu için bazı taşeronlarda sıkıntı yok ama bazı taşeronlarda mesela içeride Taha diye bir arkadaşımız var. İnşallah ismini verdiğimiz için de başına bir iş gelmez. Çünkü bu durumda selam verdiğimiz arkadaşlarımız bile işten çıkarılıyor. Bunu da kendi ağızlarıyla söylüyorlar. Dışarıdakilerle oturursanız, selam verirseniz, servis geçişlerinde el sallarsanız işten çıkarılacaksınız diye tehditler aldıklarını bize söylüyor arkadaşlar. Şimdi içeride Taha diye bir arkadaşımız var. Bu arkadaşımız 5 aydır yaptığı zorunlu mesailerin parasını alamamış. Ve bunun gibi belki içeride 20-30 kişi var. 5 tane taşeron olduğu için taşeronun keyfine kalmış. Bu arkadaşın 5 aydır alamadığı mesaisinin üstüne o günü akşamki mesaiye mecburi olarak kalması için baskı yapılıyor. Arkadaş diyor ki, arkadaş da biraz böyle sessiz, sakin, içine kapanık, hakkını böyle çok da savunabilecek bir arkadaş değil. Çok mülayim bir arkadaş. Bizim artık gidip onun adına konuştuğumuz yerde siz aradan çekilin dedi diyor. Çünkü çalışma arkadaşımız zor durumda. 5 aydır mesaisini alamamış. Biz söylüyoruz. Bizlik bir şey yok diyorlar. Arkadaşımızı cesaretlendiriyoruz. Diyoruz ki bak, bugünkü mesaiye kalmazsan sana tutanak tutulacağı söyleniyor. Ama sen daha 5 aylık mesaini almamışsın. İçeride senin 5 aylık birikmiş bir mesain var. Yani bunu sen ne kadar söylemezsen, ne kadar dile getirmezsen, bu 5 aylık süreç onay mı olur, alır mısın, alamaz mısın? Böyle saçma dönemler var yaşadığımız. Çok örnek var. Arkadaşı alıp yanımızda ciddi sıkıntılar olan ve evlilik planları yapan, hazırlığı yapan bir arkadaşımız olduğu için onun derdi çalışan olarak, bir iş arkadaşı olarak bizi de rahatsız ettiğinden diyoruz ki gel beraber gidelim. Madem ki sen bunu konuşamıyorsun, yöneticiye gidelim, söyleyelim. Diyelim ki bak, bu arkadaşımız 5 aydır mesaisini alamıyor. Gidiyoruz, söylüyoruz, tamam diyor arkadaşlar, halledilecek. Ama ortada halledilen bir durum yok. Bazı arkadaşlarımız, yani dediğimiz gibi içeride, hatta bizim şu anda direnen arkadaşlarımız arasında bile o kadar çok farklı hikayesi olan arkadaşlarımız var ki. Mesela Hüseyin arkadaşımız eve tek başına bakmak zorunda olan, kirada oturan bir arkadaşımız ve bu arkadaş bugün kirasını ödemek zorunda. İşten çıkarılmış, ciddi bir mesuliyeti var. Buna rağmen buradaki direnişten bir gün bir saat olsun ödün vermemiş. Burada hakkını savunan bir arkadaşımız. Ama içeride Hüseyin'in hikayesiyle aynı hikayeye sahip o kadar çok arkadaş var ki kiralarını ödeyemiyorlar. Parası maaşı yatmamış. Yani o gün iş yerinin 3'te 2'sinin ya da çoğunun maaşı yatmış. Arkadaşın yatmamış. Ve biliyorsunuz bu memlekette artık kirayla ilgili ev sahipleri ve kiracılarla ilgili sıkıntıları her gün haberlerde izliyoruz. Bu arkadaşımız bir gün kirasını geciktirdiği için belki yarın evden de çıkarılacak. Yani zaten zorlu bir yaşam mücadelesi veriyor, hakkını arıyor, işten çıkarılmış, herhangi bir geliri yok. Ve iş yerinden maaşı ödenmediği için ev sahibiyle tekrar kavga etmek zorunda kalan, orada da bir mücadele vermek zorunda olan daha birçok arkadaşımız var. İçerideki çalışma ortamı şu an hala daha şantiye içerisi, bildiğiniz kaba inşaat. Hatta elimizde bazı videolarımız da var. Yanımızda iskele yukarıda kaynak yaparken alt tarafta ürün okutup ürünleri kendisine verilen işte adedini yetiştirmeye çalışan, yukarıdan üstüne lavlar dökülen arkadaşlarımız var. Bunun görüntülerini paylaştınız mı? Tabii şu an paylaşmadık. Görüntülerimiz var. Bunun gibi o kadar çok görüntü var ki. İş kazası geçirip parmağı kırılan arkadaşa tutanak tutuluyor. Neden parmağını kırdın diye. Bu kadar komik bir iş yerinde çalışıyoruz. Ve bu iş yerine karşı da burada, yani Trendyol dediğimiz zaman muhteşem bir bütçe, muhteşem kaynağı olan Türkiye'nin en büyük e-ticaret firmalarından bir tanesi. Evet. Aynı anda bütün kanallara reklam verebilecek bütçesi olan, gücü olan bir firmadan yani bahsediyoruz. Zaten şey sponsoru galiba. Evet, bir, yani birçok büyük takımın işte sponsoru. Ama komedi şurada, yani bu kadar büyük güce sahip olan Trendyol'a karşı burada 11 arkadaş kısıtlı imkanlarla mücadelemizi veriyoruz ve mücadelemizde yani adım adım zafere yaklaştığımızı biliyoruz. Bunu şuradan anlıyoruz. İçeriye servis girişleri yapıldığında arkadaşlarımıza seslendiğimiz zaman bizden
içeriye seslendiğimizden o kadar çok korkmuşlar ki kepçe getiriyor, özellikle para veriyor, bir harcama yapıyor. Yani işçinin 5 aylık ödenmemiş mesaisini vermiyor ama içeride içeriye seslenen, haklarını arayan işçilerin sesini kısabilmek için hemen yanı başımızda kepçeyi boş çalıştırıyor, ses yapıyor. İçeriye dışarının sesi içeriye gelmesin. Evet, içeri gelmesin ama diye. Herhalde dışarının sesi içeriye gidiyor ki sizin de etkileşim aldığınız arkadaşlarımız oluyordur. Evet. Çok güzel bir şey aslında. Evet. Çok güzel bir şey. Biz yani yapılan şeylerin etkileşim altında olması, içeriye sesinizin gitmesi olması çok mükemmel bir şey. Evet. Ya bu bizi aslında gururlandırıyor. Kesinlikle. Doğru yolda olduğumuzu, hakkımızı savunmak için yani bizim meşhur bir sloganımız var. Patron ne kadar sağır olursa olsun ama işçinin, emekçinin sesi sağır kulaklara kadar işitiliyor. Görüyoruz bunu zaten. Herkese de ulaşıyoruz. Gerek sizlerin aracılığıyla. Sizlere de çok teşekkür ederiz. Sesimizi duyurmak için verdiğiniz mücadelede bizi yalnız bırakmadığınız için. İçeride dediğimiz gibi yani o kadar hukuksuzluğa rağmen, o kadar saçma uygulamaya rağmen buna ses çıkaran arkadaşlarımız zaten burada direnen arkadaşlarımız. Ama içeride bize korkmalarına rağmen hala daha destek olan, destek veren, mesaj atan arkadaşlarımız da var. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Aslında bu bizim sadece kendi hakkımız için verilmiş bir kavga değil, bir direniş değil. Yani biz burada olduğumuz süre içerisinde onların içerideki çalışma koşullarının az da olsa değiştiğini onlar tarafından duymak, öğrenmek bizi çok mutlu ediyor. Siz kapıda olduğunuz için diyor bize dün akşam diyor 8 farklı çeşit tatlı verildi. İstediğimizden istediğimiz kadar yiyebileceğimiz söylendi. Siz kapıda olduğunuz için bize bugün işte döner getirildi. İstediğimiz kadar yiyebileceğimiz söylendi. Bu bizim için büyük bir kazanım. Evet. Arkadaşlarımızın da bununla tarif edilemez bir mutluluk. Doğru yol. Yani mücadelemiz bugün 60 gününde, evet. Bu 60 gün, 600 günde sürecek olsa İradeli arkadaşlarımızla burada kaldığımız yerden devam edeceğimize, başarıya ulaşacağımıza hiç şüphemiz yok. Umarım ulaşırsınız. Umarım hep birlikte ulaşırız. Evet, biz de biliyorsunuz 17. Evet. günümüzdeyiz. Sizin evde. De direnişinizi evet. kutluyoruz. Umarım yani kısa sürede ulaşırız. Evet, çok teşekkür ederim. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Yanınızdayız. Biz de evet. sizin yanınızdayız. Emekçiler zaten yan yana geldiğinde evet. karşılarında durabilecek hiçbir güç yok. Çok doğru, evet. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ olun, kolay gelsin.